Çok Elma, dünyanın en yaygın ve işlek metro sistemlerinden birine sahip. Sıradan bir iş gününde ortalama olarak tam tamına 5 milyon 500 bin kişi bu ulaşım yolunu kullanıyor. Her gün işten eve bu yolu kullanarak gidip gelen bunca insan düşünüldüğünde New York metrosu ile ilgili gizemli bir şeylerin olması pek mümkün görünmüyor, değil mi? İşte çoğu kişinin yanlış anladığı nokta bu. Yerin altında tüm New York metrosunun en güzel ve gösterişli istasyonlarından biri gizli. Ne yazık ki uzun süredir terk edilmiş olduğu için günümüzde bu istasyonu kendi gözleriyle gören çok az insan kaldı. Nedenini bilmek ister misiniz? O zaman istasyonun geçmişini yad etmeye ne dersiniz? 27 Ekim 1904 New York şehri için önemli bir tarihti. Ne de olsa ilk yeraltı hattı olan bölgeler arası hızlı taşıma sistemi nihayet açılıyordu. Kutlamaya değmez mi? Kabul etmek gerekir ki metroyu günümüzde kullanırken umutla bekleyip mutlu olmak yerine daha çok geriliyorsunuzdur. Fakat geçmişten bahsettiğimizi unutmayın. İnsanlar New York'un tıkış tıkış caddelerinde arabayla gitmektense yer altında ilerleyen bir aracı kullanma fikrine çok ısınmışlardı. Sakin ve hızlı yeraltı yolculuğu mu? Bana iki tane verin. Yeni ulaşım sisteminin daha ilk gününde 15 binden fazla New Yorklunun 5 sent ödeyip Avrupa dışındaki ilk metroya binmeye bu kadar hevesli olmasına şaşırmamak gerekir. Ah, girişlerdeki yoğunluğu ve polisin tüm ziyaretçileri düzenli bir şekilde içeri almaya çalışmasını görmeliydiniz. Açılış günü tam olarak sorunsuz değildi. Akşam saat 6 civarında trenlerden biri 96. caddedeyken sigortalarından patladı. Teknisyenler sorunun ne olduğunu anlayamadılar ve trenin 145. caddeye kadar itilip tamire bırakılması gerekti. İlginçtir ki bu durum aşırı bir gecikmeye neden olmadı. Yolcuların sadece 20 dakika daha fazla beklemesi gerekti. Zaten ilk tarifeli toplu taşıma treni saat 7'de hareket etmeliydi. Hattın güney terminali istasyonu belediye binası istasyonuydu ve burası görülmeye değerdi. Neredeyse tam olarak Manhattan belediye binasının altında yer alıyordu ve buraya haklı olarak yeni ulaşım sisteminin kraliyet mücevheri deniyordu. İlk metro sürüşü işte buradan başladı. İçeriye bir göz atalım. Ne dersiniz? Belediye binası istasyonuna girer girmez, kaideler ve kemerlerle desteklenmiş zarif, kubbeli tavanı ve zümrüt yeşili mozaikleri gözlerinizi kamaştırır. Daha sonra düzinelerce girift taban penceresinden gelen güneş ışığının platformu kapladığını fark edersiniz. Fakat güneş ışığı istasyonun kuytu köşelerine ulaşmadığı halde buralar yine de karanlık olmazlar. Peki nasıl? Çünkü varaklı, güzel avizeler istasyonun geri kalanını elektrik ışığıyla doldurmaktadır. Her ne kadar dünyanın dört bir yanındaki birçok modern metro istasyonunu görmüş olsam da buradan bayağı etkilendim. Burası nasıl böyle terk edildi anlayamıyorum. İnsanların böylesine şahane bir yeri kullanmayı bırakmalarına ne sebep olmuş olabilir? Bu dünyada birçok şey gibi bu da bir kullanışlılık meselesi. Zamanı biraz daha ileri alalım ve bu esrarın cevabını arayalım. Bakın, tek bir sebep yüzünden hiç kimse artık güzel tasarımını umursamıyor. İnsanlar evden işe metro ile gitmeye alıştılar ve işe gitmeye odaklanmışken sıra dışı yer döşemesine ya da zarif detaylarına dikkat etmiyorlar. Fakat daha da önemlisi, istasyonun turnikeleri olmadığından insanların girişi daha zor oluyor. Her şeyin ötesinde çok az insan ekspres hattının üzerinde bulunmayan bir istasyona gelmek için çaba sarf etmek istiyor. Ekspres tren, belediye binasından sadece birkaç sokak uzakta olan Brooklyn Köprüsü istasyonuna çok yakında durduğundan çoğu yolcu ekspres hizmetten faydalanmak için oraya yürümeyi tercih ediyor. Bu durumun en büyük sebebi ise Brooklyn Köprüsü istasyonunun birkaç tramvay durağına ve elbette ünlü köprüye çok yakın olmasıdır. Sonuncu ama bir o kadar da önemlisi, trenler artık daha uzunlar. Lakin belediye binası istasyonunun kavisli platformu yeni trenleri ağırlayabilecek bir altyapıda değil. Ayrıca platformla tren kapıları arasındaki boşluk yolcuların metro trenine güvenle binip inemeyeceği kadar genişledi. Buranın tekrar kullanıma girmesi için istasyona ciddi bir restorasyon yapmak gerekiyor ama yetkililer bu projeye para yatırmaya pek hevesli görünmüyorlar. Zamanda bir yolculuk daha yapıp kendimizi belediye binası istasyonunun tamamen terk edilmiş platformunda buluyoruz. Saat sabah 8 civarı ama durun, bunun günün en yoğun saatlerinden olması gerekmiyor mu? Ha, anladım. Yıl 1945. Yani istasyonun resmi olarak kapanmasından birkaç ay geçmiş. Son günlerinde istasyonu günde sadece 600 yolcu kullandığı için burası pek kar sağlamıyordu. Şimdiki durumun sonucu işte bu. Güneş ışığında uçuşan tozlar, boş platform, terk edilmişlik atmosferi ve çözülen gizem. Peki eski belediye binası istasyonunu günümüzde gezmek mümkün mü? Evet, bu gizemli yeri görmenin yasal olan tek bir yolu var ve o da New York Ulaşım Müzesi'nin düzenlediği özel turlardan birine
katılmak. Ne var ki bu turla olsa bile burayı görmek pek kolay bir iş değil. Her şeyden önce belediye binası istasyonuna yılda sadece birkaç tur yapılıyor. Ve yalnızca MTA üye kartı, yani ulaşım müzesi üyeliğiniz varsa bilet alabiliyorsunuz. Üye olsanız bile biletlerin satışa çıktığı gün sabah erkenden internete girip hazır olmanız gerekiyor. Bir şimşek kadar hızlı olmaya çalışın. Çünkü eski belediye binası turu biletleri saatler içinde tükeniyor. Yıllık müze üyeliği ücreti bir kişi için 40 dolardan başlıyor ve 4 çocuklu bir aile için en fazla 90 dolara kadar çıkıyor. Her halükarda belediye binası istasyonu ile ilgili büyük olasılıkla bilmediğiniz ve merak uyandıran başka şeyler de var. Mesela istasyonun kemerli çıkışlarından biri eskiden ilk Amerikan gökdelenlerinden biri olan Woolworth binasının bodrum katına gidiyordu. Büro kiracılarının bir tünelden geçerek doğrudan binaya ulaşmalarına izin verilirdi. Ne yazık ki günümüzde bu yol kapalı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Ansonia Oteli ya da orijinal Pennsylvania İstasyonu gibi birçok New York şehri yapısının tavan pencereleri güvenlik endişesiyle katranla kapatıldı. Belediye binası istasyonu da yerin altında olmasına rağmen aynı uygulamaya maruz kaldı. İstasyonu ziyaret edecek olursanız tavan pencerelerine dikkat edin. Bazılarında hala o katranın kalıntıları durmaktadır. Platformun hemen üstünde bulunan asma kat bölgesinde eskiden metro bileti satılan işlemeli meşeden çok güzel bir gişe vardı. Maalesef bugün onu sadece eski fotoğraflarda görebiliyorsunuz. Person of Interest televizyon dizisinin bir bölümünde eski belediye binası istasyonunun bir kopyasını yapmışlardı ve ekibin karargahı buradaydı. Ancak yeşil ve beyaz seramikler orijinal istasyondakilerle aynı görünümde olsa bile kubbesi önemli ölçüde daha alçaktı. Kaldı ki metro tabelasında belediye binası değil IRT yazıyordu. İstasyon 1904'te açılmadan önce yeraltı hattına tahta vagonlarla düzenli denetleme turları yapılıyordu. O zamandan kalan bazı fotoğraflarda müteahhit John McDonald'la birlikte New York Belediye Başkanı George B. McLellan Jr.'ı ahşap bir platformda dikilirken görebilirsiniz. Siz terk edilmiş başka metro istasyonları ya da gizemli yerler biliyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama hey, hemen bir yere kaybolmayın. Seyredebileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz daha var. Yapmanız gereken tek şey sağdaki ya da soldaki videoyu seçip tıklayarak tadını çıkarmak. Hayata olumlu bakın.